İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 14 Mart Dünya Tıp Bayramı. Bütün sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyoruz. Bugünkü programımızda tiyatroyu konuşacağız. Ve çok genç tiyatro oyuncularımız burada. Kendileri hemen hoş geldin diyeceğim. İstim Göktepe. Evet, hoş geldiniz. Hoş bir tiyatrocu olarak gencecik, güzel. Mahmut Eylen, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii ki sayın seyirciler, tiyatro hakikaten çok güzel konuları ele alan ve insanları çok farklı dünyalara götüren, seyrederken çok farklı şeyler yaşayan, anlam katan oyunlardır. Ve gerçek hayatlardan kesintiler alınarak daha çok oynadığınızı da biliyorum. Evet. Evet, İstim Hanım, sizinle başlayalım isterseniz. Evet. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Ben İstim Göktepe, 24 yaşındayım. 2012 yılında tiyatroya başladım profesyonel olarak. Daha sonra işte Mahmut abiyle birlikte yürütmeye devam ediyoruz. Tiyatro çok güzel bir şey. İnsana insanı, insanla insanca anlatma sanatı diye biz tabir ediyoruz. Bu yüzden öznemiz, yüklemimiz, her şeyimiz insan. Siz de demin söylediniz, izlerken çok keyifli olduğu gibi oynarken çok daha başka bir şey. Yani o sahnede olduğunuz zaman kendinizi çok başka bir dünyada hissediyorsunuz. Başka karakterler. Bu çok güzel bir şey. Yani bunun artmasını istiyorum ama yeterli görmüyorum. Evet. Konuyu tabii ki açacağız daha sonra ilerleyen dakikalarda. Mahmut Bey, siz de hoş geldiniz. Yeterli tekrar olacak inşallah. Hoş bulduk. Evet, hemen kendinizi tanıtırsanız sevinirim. Mahmut Eylen ben. 1978 Şanlıurfa doğumluyum. Yaklaşık 7-8 yıldır tiyatroyla uğraşıyorum. Hep içimde ukde kalan bir şeydi tiyatro yapmak. Nasip oldu. Hatta ben 2004'te Hatay Hasa'da yapmıştım bu arada. Yani şu anda savaşın olduğu yerdeydim. Tezkeremi aldım geldim ve Antep'te şehir merkezinden geçerken bir şehir tiyatrosu gördüm. Şöyle içim bir cız dedi. Hakikaten hiç unutmam onu. Sonrasında işte Urfa'ya geldik. Hani birkaç kurs gördük. Biraz kendimizi geliştirmeye çalıştık. Sonra kendi ekibimizi kurduk. Yetinmedik, bir tane daha kurduk. Tabii şimdi hepsi yani böyle kendi çabalarınızla. Tabii. Herhangi bir destek aldınız mı? Yok, biz özel tiyatroyu kurmaya çalışıyoruz. Kendi şahsi olarak arkadaşlar birleştiniz. Evet. Peki hemen bir şey öğrenmek istiyorum. Yani ekranlara başında bizi izleyen izleyicilerimiz de merak etmişlerdir eminim. İstim Hanım, siz tiyatro mezunu musunuz? Hayır. Hayır. Mahmut Bey, siz? Değil. Değil. İşletme mezunuyum ben. Yani hani tabii ki okuyorsunuz ama her zaman okuduğunuz alanda kendinizi geliştirmek zorunluluğunuz da yok. Evet. Kesinlikle. Yani tabii siz aldığınız, okumuş olduğunuz alanda mutlaka kendinizi yetiştirmişsinizdir. Ekstra daha sonra da bu alana girmişsinizdir. Evet. Evet, bir hemen programımızın başında bir canlı telefonumuz herhalde mevcut. Daha sonra, evet. Evet İslim Hanım. İktisat Fakültesi mezunuyum dediğiniz gibi çok alakasız bir şey tiyatro. Ama inanın çok daha öne geçiyor. Çünkü severek yapıyorsunuz, istiyorsunuz. O sahnede olduğum zaman dünyanın en mutlu insanıyım. Yani keşke bunun eğitimini alsaydım diyorum ama insanın kendi çabasıyla yaptığı bir şey çok daha kıymetli bence. Bu anlamda okulumun da önüne geçmiş durumda. Peki hemen şunu sormak istiyorum. Tiyatroya karar verdiniz ve tiyatro ekibi kendi aranızda arkadaşlarınızdan kurdunuz ve şu anda da bir ekip olarak tabii ki biraz da hani ticari anlamda da şimdi başladınız. Eminim öyledir. Evet. Yani bunu eğitimde almadan direkt tiyatroya mı başladınız? Yoksa bir altyapı hani bir ay, iki ay, üç ay veya bir yıl ne kadar sürdü? Şöyle Mahmut abiyle de Şurkav'da tanışmıştık zaten. Şurkav'da bir eğitim aldık kısa bir süre. Bunun evet. Ardından bir oyun çıkardık, sizi oyuna getirdik diye bir oyun, çok güzel bir oyundu. Sonrasında bunu kendi başımıza da yapabiliriz diye düşündük ve başardığımızı da düşünüyorum. Daha da ilerletmeye çalışacağız inşallah. İnşallah ilerletmeye çalışacağız. Bahsettiği Şurkav döneminin tabii tek başına Şurkav'da aldığımız eğitimlerle ilgili değil bu. Sonrasında bizler kendi çabalarımızla, daha doğrusu belediyelerin açmış olduğu kurslarla biraz daha tiyatro eğitimini alarak, benimseyerek, içimize sindirerek ve topluma verebileceğimize inandığımız andan itibaren biz kendimiz bir tiyatro grubu kurmak istedik. Eminim öyledir çünkü yoksa hani tiyatro zor bir şeydir. Hani insanların karşısına çıkmak, hele hele hiç tanımadığınız insanlar. Bir de tiyatro çok zordur. Çünkü insanla birebir temas ediyorsunuz evet. Ve duyguyu aktarıyorsunuz. Oynadığınız aynen. Oyunun rolüne bürünerek
o duyguları aktarıyorsunuz. Hani bir sinema filmi daha da farklıdır. Çünkü ekranda hani yani işte çekimleri olur. Daha sonra hani düzeltmeler olur ama sizde birebir canlı, şu anda bizim yaptığımız gibi canlı evet. Canlı. Naçiz hani bizim de ara sıra hani hatalarımız oluyor. Ekranları başında izleyicilerimiz mutlaka bizi de bağışlıyordur. Mutlaka bunlar oluyordur ama bunlar evet. Da tabii ki güzellik. Yani arada bir yanlışlar da olacak. Çok oluyor işte. Ama işte onu toparlamayı bilmek de başka bir şey ve bir hata yaptığın zaman işte oyuncu arkadaşın Mahmut abinin çok düzeltmeleri oluyordu bana, keza benim de diğer arkadaşlara. Orada bir toparlıyorsunuz çünkü siz biliyorsunuz o oyunu, karşıda sergilediğiniz insanlar bilmiyor. Bilmiyor evet. Evet. Tam bu noktada bir virgül koymak istiyorum ben. Bir de biz oyunu oynamadan önce hani teksti alıyoruz, tekste bütünleşiyoruz, okuyoruz, provalarını yapıyoruz. Biz provaları yaparken inanılmaz eğleniyoruz. Kendi kendimize güldüğümüz, dalga geçtiğimiz, hatta sırıttığımız noktalar oluyor artık. Bazen biz de diyoruz hani acaba gerçekten izleyici de bu şekilde güler mi diye. Peki. Sonrasında yeni şeyler ekleyip yaptığımız için prova bizi o anlattığınız şeyden kurtarıyor aslında. Hmm. Provalarda zaten olgunlaştırıp sonra izleyiciye evet, tabii vetrimiz var. Sonra onu konuşurken rejideki arkadaşlarımızdan rica edeceğiz. Onu da tabii ki döndürecekler. Onun üzerine de konuşacağız oyunlarınızla ilgili. Hı hı. Bir şey daha öğrenmek istiyorum. Yani gençler mutlaka bizi seyrediyordur. İşte hani diğer farklı alanda hani tiyatroya yönelmek isteyen gençlerimizde nasıl diyebiliriz? Mesela ben mesela diyeceğim ki tiyatro öğrenmek istiyorum. Ne kadar süre içerisinde ben bir tiyatro sahnesinde rol alabilirim? Yani ben karar verdim, gittim. İşte nasıl durmam gerektiğini, ne yapmam gerektiğini öğrendim ve gerisi bana kalmış bir şey. Ben böyle düşünüyorum. Hani belki bu işin eğitimini alan insanlar buna kızacaklardır ama tabii ki bunun yani çok da püf noktaları vardır. Tabii. Eğitimli evet. Olanlara saygı duyuyoruz. Kesinlikle. Ama siz de o eğitimlerden mahrum kalmayarak, eksiğinizi tamamlayarak elbette. Yolunuza devam ederseniz çok daha güzel işler başaracağınızdan eminim. Aynen. Aynı fikirdeyim. Hatta şöyle ki ben sürekli bölüyorum. Süre ne kadar peki? Dolayısız. Öğrenmek için bence 2 ay çok yeterli. 2 ay. Bu kişiden evet. Kişiye değişir Ümran Hanım. Şöyle ki bu eğitimleri almadan önce bir defa diksiyonunuzun düzgün olması gerekiyor. Diksiyonla diksiyon ilgili, kursunu al, tabii, yani dersini diksiyon, alıyorsunuz. Diksiyon dersleri alıyorsunuz. Kendinizi ifade edebilmeniz açısından. Mimikler. Artık, tabii jest ve mimikler, beden dili bunların hepsi bir bütün aslında. İletişim. Tabii tiyatro sadece diksiyonu düzgün insanların yapabileceği bir şey mi derseniz eksik derim. Hani onun üstüne ne koyabilirsiniz? Beden dilinizi ya da jest ve mimiklerinizi. Bunları da tamamladığınızda ve desteklediğinizde ortaya inanılmaz güzel bir şey çıkıyor. Sonrasında kolay kısmı teksti ezberleyip kendinize bir şeyler katıp izleyiciyle buluşmak kalıyor. Peki bir şey daha öğrenmek istiyorum. Yani söylemek istiyorum bu sözün üzerinde. Hani beden dili işte tabii. Hani mimikleriniz artı ruhunuzu ve kalbinizi de koyunca ortaya. Oo, muhteşem bir şey. Değil mi? Yani bence en güzel şey budur. Peynirli ekmek kadayı gibi bir şey oluyor o zaman. Çünkü seyirciyle bir nevi özdeşleşiyorsunuz. Aynen. Ve oyunlarınızı onlara aktaracaksınız. Onlar da o duyguyu yaşayarak sizinle beraber bir bütün oluşturuyor. Evet. Hatırlarsanız zannedersem 2015'te bir Çanakkale oyunu oynamıştık. Zannedersem sizi de davet etmiştik. Evet, eşinizle bardım. Birlikte. Ağlamıştım, çok ağlamıştım. Şehit orada şimdi bir izleyici olarak biliyorsunuz yani. Siz neyi hissettiyseniz emin olun önce biz hissediyoruz. Yaşıyoruz provalarda. Sonrasında zaten onu içinize sindiremediğiniz noktada karşınızdakine aktaramazsınız. Doğru. Kesinlikle. Yani öncelikle o rolü benimsemeniz lazım. Aynen. İçinize sindirmeniz lazım dediğiniz gibi. Peki şu ana kadar kaç tane oyun sergilediniz ve bu oyunları seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi oyunlar üzerine daha çok yoğunlaşıyorsunuz? Verdiğiniz mesajlarda gençlere yönelik neler yapıyorsunuz? Çünkü bunlar çok önemlidir. Yaptığınız işte mutlaka sizden sonraki nesillere bir şeyler bırakmak adına bir mesaj, evet. Bir eğitim, işte sizin yolunuza gitmek isteyenlere yol gösterici. Çünkü sizler artık birer onların büyükleri oluyorsunuz. Siz de başkalarını örnek alıyorsunuz. Başka hocalarınızla evet. Çalışıyorsunuz. Bunlar arasında neler yaptınız? Hangi oyunlarınız, kaç oyununuz var? Oyun olarak şöyle söyleyelim. 2005'ten sonra biz yeniden bir yapılandırma yaptık kendi içimizde. Sizin de demin anlattığınız ekibiniz gibi. Ekibiniz kaç kişi? Ekibimiz 8 kişi 8 şu aşamada. Kişi. Tabii biz bunu esnetebiliyoruz. Kadın erkek? Var. 3 kız, 5 erkek, 6 bazen oluyor. Bazen 10 oluyor. Değişiyor. Ha, bu sayıyı biz evet. Tamamen oyunun ekleme konseptine olabiliyor. Göre değiştirebiliyoruz.
Şöyle ki bir araya geldik. Bir Komedi Urfa diye bir tiyatro grubu kurduk o zaman. 2005, 3 sene önce filan. Güzel bir şeyler yaptık. Bir lise oyunumuz oldu. Demin zaten onun görüntülerini verdim rejiye. Zannedersem bu da şey aktaracak. Demin izleyicilerimiz onu görme fırsatını yakalayacaklar. Sonrasında dedik ki daha değişik bir şeyler yapalım. Ne yapalım ama? Tiyatro sadece çıkıp birini üzmek değil. Ya da çıkıp birini eğlendirmek de değil. Evet. Yani bir mesajınız olmalı. Topluma bir değer kattığınız sürece bir anlam ifade edersiniz. En azından ben böyle düşünüyorum. Ha ne yapalım dedik, oturduk arkadaşlarla. Dedik ki bir de bu işleri hani finanse etmek gerekiyor. Çünkü kostüm, dekor, oyuncu, salon. Şu anda da salon. Zaten sizin oyununuz sergileniyor. Bu 2015'teki bir oyunumuz. Belediye için hazırladığımız bir oyundu. Konusu ne? Konusu belediye işleri diye. Orada bir zabıta karakteri bütün var. Bütün belediyenin günlük işleri mi yoksa belediyenin normalde yapması gereken işlerle mi ilgili? Yok yok, tamamen belediyenin yaptığı işler ve karşılaştığı zorlukları anlatan bir şeydi. Sizin yaşadığınız zorluklar vardı herhalde. Onları mı yansıttınız? Değildi. Aslında biraz ironi yaptık. Yani günlük onu. Yaşamda yaşadığınız zorlukları daha çok herhalde aktardınız. Yani bir ironi evet. De vardı. Ehil olmayan insanların mesela... Evet. Anladınız siz. Onu demek istedim. Şöyle ki dedik bir araya gelelim ne yapalım? Okullar için bir proje hazırladık. Ve bunu 2017'nin sonunda biz dedik ki ne yapalım? Ana sınıflarına ve birinci sınıflara dedik ki izliyorum, öğreniyorum diye bir konsept geliştirdik. Ana sınıflarındaki öğrencilere gittik. Ha bunu nasıl yaptık? Bir belediye ile oturduk. Sağ olsun o zaman ismini verebiliyor muyuz? Belediyenin. Tabii tabii verebiliriz. Eyüpiye Belediyesi'nde tabii. Mesela Atik Sahil çok hocamız var. Çok kurumlarla çalışıyoruz zaten. Sıkıntımız yok yani. Yok ben hani formatınızı evet. Bilmediğimden. Söyledik Atik Sahil Bey vardı. Çok anlayışla karşıladı. Dedi ki tabii. Hazırladık biz evet. Oyunumuzu ve Eyüpiye Bölgesi'ndeki tiyatroyla tanışmamış birçok öğrenci kardeşlerimize bu oyunu sunma imkanımız oldu. Ve inanılmaz rağbet gördü. Sonrasında baktık ki işler iyi gidiyor. Yani kendimce düşündüm, daha çok geri kalmış mahallelere gidip dokunulmayan insanlara dokunmaya çalıştık. Yani tiyatrodan bir haber, tiyatro var mı yok mu ya da tiyatro ne bilmeyen çocuklarla bunu yaptık ve o yüzlerindeki parıltıyı ve mutluluğu gördükten sonra emin olun hani isteseniz de bırakamıyorsunuz. Evet. O zaman dedik ki eksik kalmış bunu, bir artı daha koyalım. Ne yapalım? Taşra'ya gidelim, köylere gidelim ve bunun üzerine tekrar Taşra'ya da gittik. Taşra'da birçok okula gittik. Ta sınıra yakın bir okula gitmiştik. Neydi? Kaplan Köyü diye. Hiç evet. Unutmam. Orada bir palyaço arkadaşımız vardı. Ondan sonra işte orta oyununun karakterleriyle daha çok yaptık. Hani küçük çocuklara nasıl ulaşabilirsiniz, dokunabilirsiniz? Dedik ki çocuklar ne izliyor? Yerli ve milli olan neyimiz var bizim hikaye olarak? Keloğlan değil mi? Tamam dedik abi yaparız. Bir tane kısa boylu arkadaşımız var. Şu anda askerde Yunus. Kama diye. Buradan da ona selam olsun inşallah. Tüm askerlerimize buradan selam. Tüm askerlerimize. Özellikle evet. Afrin'de çarpışan vatan savunmasında bizler için mücadele eden bütün vatanı için vatanı tabii ve ki. Bizler için her zaman onların yanındayız. Mücadele eden bütün kardeşlerimize yürekten selamlarımızı gönderiyoruz ve destekliyoruz. Buradayız. Biz de onların yanındayız. Onu diyorum. Dedik böyle bir şey yapalım. Tamam. Bir de Nasrettin Hoca ekledik. Bu arada Nasrettin Hoca ben oldum. Ve hikayeler anlatmaya başladık çocuklara. Çocuklar bayıldılar. Dedik ki tamam, biz ipin ucunu tuttuk. Artık biliyoruz neyin eksik olduğunu ve evet. İnsanlara nasıl dokunabileceğimizi, dokunurken de onlara ne aktarabileceğimizi biliyoruz. Şimdi Mahmut Bey, arkadaşlar bana rejiden mesaj attılar. Beteri sesliymiş, çok kısa zaten. İsterseniz izleyelim. Olur. Arkadaşlarımız eğer mümkünse biz hemen Beteri'yi verelim sesli olarak. Nasıl taşmadı lan? Vallahi ya. Vallahi mi? Ya vallahi ya
yolda gelirken bir 7-8 kilo sattım, hepsi o kadar. Bakalım nasıl? Ne oldu? Bir şey var abi. Ya oğlum bir hasreti bırakmadı gitti. Ama orada az ileride açık çıkar hasreti. Gel sen sigara. Yo beni yanlış yani sen de tutturmadı da onu. Hep bir yapı sen ha. Al. Alo. Ne? Kıyarları teze mi? Ne? Bunlar bugünküler mi? He, paran nasıl işte? Ya kaç geldi mi? Yok. Bastı mı? Hoş geldin. Yerine girersen de kıyarsın. Ya bakayım. Sizden aşmalar ya. Nesini yapmış arkadaşlar? Kıyarları geçe. Kıyarbeş. Salatada 500 abi. Salatada 500. Gel abi, gel abi. Hemen abi. Gel abi, var ne silahı bunlar. 4 kilo sürüm abi. İnsan bile sen. Tamam abi. 4 kilo bir milyon alayım mı? İnan abi kurtarmıyor. Sermayesi kurtarmıyor. Şşşt! 4 kilo bir milyon versene lan! Kurtarmıyor, ne yapın? Oğlum nasıl taşmadın lan? Kurtarmıyor. İyi ki sabahleyin bir 7-8 kilo satışı var ha. Kurtarmıyor, kurtarmıyor. Kurtarmıyorsa... o zaman kıyarlar kapatın. Oğuz'da çıkış kıyarlar da var ya. Ha abi! Aynı değilsin sana. Benim işlerle uğraşmaya kalksın. Oo, işimiz var ha. Durma desem. Bir sakin olun. Durma desem, biz cadde üstündeyiz. Bir mahal arasında. Şimdi kendini bilmez bir tane zabıtan gelir. Al başıya belayı. İşi yok gibi de olur. Oğlum başlıyor şey bazı geliyor oğlum. Hani? Oğlum bak hala, sonra arama her pazardan geldi. Kal, tamam. Yeni gidelim, her pazardan geldi. Tamam. Hemen abi. Hadi gidelim. Portakalcı, bir saat önce ben sana orada uyarmadım. Kavracı, sen de var geçiyor orada. Vatan Uzi, bak sen de yasak keserim sana ha. Bak diye ben bu kurma işini bilmiyorum, ben biliyorum ha. Bambela gir, kavracı, bambela. Bambela, bambela. Birazını seyrettik. Tabii hani konunun yarısından girdik, yarısında şey yaptık ama tamamını izlemek şansına sahip değiliz şu anda. Ben onun biraz şeyleri... komedi herhalde. Evet, komedi. Biraz da güldük. Olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Günlük hayatımızda olan şeyleri yaşattınız herhalde. Evet. Tabii olarak. Bu hangi oyununuzdu? Bu bizim belediye için hazırladığımız belediye işleri diye bir oyunun bir parçasıydı. Evet. Diğeri?
Bunun tabii 5 tane skeçten oluşan bir oyundu. Heyet karşılama var mesela. Tabii onu rejiye vermedim. Onu izleseniz gülmekten kırılırsınız. 2 tane Arap var böyle karşılıyorlar. Harika bir şey. Keşke verseydim. Bilseydim demin verirdim o CD'yi. Flash. Sağlık olsun. Bunun dışında işte dediğim gibi bu Komedi Urfa'yı kurduktan sonra şimdi bir arkadaşımız evlendi. Baktık o kenara çekildi. Ne yapacağız? Bir tane arkadaşımız askere gitti. Oynayan demin izlediğiniz kısa boylu olan arkadaşımız Yunus. O zaman dedik ki bizim kendimizi güncellememiz lazım. Evet. Ne yapacağız? Seyri Hayat diye yeni bir tiyatro ekibi kurduk. Yine eski elemanlar ve yenilerini katarak yapmaya çalıştık. Tam üzerine dedik ki biz şey oynadık. Ana sınıfındaki çocuklara oynadık. Ne yapabiliriz? Yine belediye müracaat ettik. Dedik ki bu sefer biz ortaokul öğrencileri için değerlerimizi yaşayalım, yaşatalım konulu bir tane proje yaptık ve bu projeyi ortaokullarda oynayarak hem öğrencilerimize değerlerimizi anlatıp onları benimsetmek istiyoruz hem de tiyatro yapmak istiyoruz. İşte bakın, yani hem işinizi yapıyorsunuz, yani ekstra aslında sizin işiniz başka bir iş. Tabii. Ekstra tiyatroculuk yapıyorlar, evet. Ve tiyatro üzerinden proje üretip yani bunu resmi kurumlarla paylaşıyorlar. Evet. Bakın bu çok önemlidir. Zaten resmi kurumların paylaşımcı olması gerektiğini ve insanların da resmi kurumlarla birleşik bir şekilde çalışması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Aynen. Bu projelerin de değerlendirmeye alınması da ayrıca bir güzel zaten. Tabii. Ve konuya bakın, yani değerlerimizi yaşatalım ve gençlerimize, evet, yönelik. Yaşatalım. Çünkü şimdi biz gelecek, yani yaşamımızı, geleceğimizi, gelecek bizden sonraki nesilleri gençlerimize bırakacağız. Aynen. Gençler geleceğimizdir diyoruz ve sizin projenizi de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür. Şöyle ki düşündük, 20 sene önce değer yargıları ne önemliydi? Bir dürüstlük önemli bir değer yargısıydı değil mi? Evet. Günümüzde öyle mi? Maalesef her değil. Zaman. Değerler her zaman aynıdır. Ama insanlar kişilerde mutlaka değişir. Yani onu yaptık. Merhameti dedik işleyelim. Çünkü son zamanlarda hakikaten merhametsizce şeylerin olduğuna kani olduk. Yalan söyleme, riyakarlık, bunu çeşitlendirdik ve bunu skeç haline getirerek bunun yanlış bir şey olduğunu öğrencilere, doğru bir şekilde izleyicilere anlatmaya çalıştık. Bunu anlatırken de komik bir dil kullandık. Hem eğlendiler, hem öğrendiler, hem de biz mutlu olduk. Çünkü bir, tiyatro yapıyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Sevdiğimiz işi yapıyoruz. İki, karşımızdakine bir şey veriyoruz. Yani bu da önemli bir şey. Tabii ki. Bu paha biçilemez benim için. Evet. Tabii bu oyunları sergilerken bunların devamı gelecek. İnşallah. Eminim. Ve ekibiniz de çoğalacaktır. İnşallah. Hani çünkü yaptıkça başarıyı getirir mutlaka. Hani bir önceki yaptığınız projeden diğer projeye geçerken nerelerde hata yaptığınızı ve tabii neler yapmanız gerektiğini daha da çok öğreniyorsunuz. Çünkü çalışmasanız hata yapmazsınız. Aynen. Ben sabahtan akşama kadar o yerimde oturursam hiçbir hata yapmam. Yani. Yani çalışmayınca öyle hata yapmazsınız. Ama bir şey de yapmamış olursunuz. Bir şey yapmamış olursunuz. Siz de ne yapacaksınız? Oyunları seyredildikçe hatalarınızı, aynı yanlışlarda, hani yanlış demeyelim ama olması gerekenleri diğer bir oyununuza sergileyeceksiniz. Bu çok, aynı, önemli. Tam bu anlamda Çolak Ahmet diye bir oyunumuz var. Çanakkale savaşları sırasında yaşanmış gerçek bir hikaye. Onu hikayeden senaryoya çevirdik. Şimdi bitme noktasında. Hatta bugün de bir belediye ile görüştük. Değerlendireceklerini söylediler. Haber bekliyoruz. Olursa muhtemelen 30 Mart gibi, hani Çanakkale 18 Mart'ta ya, hani Mart ayını çıkmayacak şekilde oyunu da oynamak istiyoruz. Umarım olur. Bugün aslında programda sayın seyirciler Mahmut Bey ve İsim Hanım'la görüşmüştük. Tıp bayramı dolayısıyla çok küçücük bir skeç yapacaklardı fakat evet. Arkadaşlarımız, 2-3 tane arkadaşımız, yani bir 5-6 kişilik bir ekip olması gerekiyordu ve o arkadaşlarımızın işlerin çıkması sebebiyle bizim de biraz imkanlarımızın daha hani salon anlamında, stüdyo, evet, anlamında sizin isteklerinize belki karşılık veremeyeceğimizi düşünerek iptal etmek zorunda kaldık. Tabii ki buradan siz de aynı şekilde bütün sağlık çalışanlarımızın tekrar bayramını kutluyoruz. Evet, biz de. Onlar adına yapacaktık bugün aslında. Yani bugün belki bir sağlık çalışanımızla program yapmak tabii ki olurdu. Ama biz istedik ki bugün onlara bir hediye verelim. Ama yapamadık. Teknik arızalardan dolayı değil mi? Bir ayrı inşallah. Bir dahaki hafta. Borcumuz olsun. Aynen, borcumuz olsun. Yani yapacağız. Sadece sağlık çalışanları değil. Sizin konuklarınızın, ben buradan o sözü vereyim size. Hangi meslek grubundan olursa olsun,
Konuklarınızın meslekleriyle ilgili bir skeç ya da tiyatro ya da gösteri talebiniz olursa biz emrinizdeyiz. Hazırız. Her zaman teşekkür ederiz. Gelip oynayabiliriz. Yani insanlar böyle mutlu oluyor. Ben şahsen mutlu oluyorum çünkü kendi kendinizi yetiştiriyorsunuz ve memleketinize bir katkı sağlıyorsunuz. Aynen. Gençleri bilinçlendiriyorsunuz. Çok güzel şeyler ve arkanızdan eminim ki bir sürü insan da gelecektir. İnşallah. Bunları yaparken eminim siz bir zorluk çekmişsinizdir. Ben de şu konuda diyeceğim. Yani burada bir okulun olmayışı değil mi? Şu anda tiyatro almak isteyen hiçbir yani bir gencimiz, bir öğrenci veya bir büyüğümüz diyelim. Çünkü sanatın yaşı olmaz. Kesinlikle. Sanat her yaşta sanattır. Aynen. İnsanın ruhunda sanat olduğu zaman onu işlemek yaşa bakmaz. Aynen. Yani o mutlaka gönülden istediğin zaman her yaşta yapılabilir. Bunu her zaman destekliyoruz ama tabii ki hani naçizane buradan tüm kurumlara diyorum bir tiyatro okulumuzun mevcut konservatuvar anlamında sahne sanatlarının da sergileneceği bir tiyatro bölümünün açılması hepimizin istediği bir şey. İnşallah onunla ilgili bir şey olursa daha geniş bir kitleye ulaşma imkanı ve insanlara yeni istihdam alanları yaratmak adına da çok artı bir değer katacağını düşünüyorum. Şimdi belediyeler bunu üstlenmiş durumda ya da halk eğitim merkezleri, gençlik evleri hakeza kurslar açıyorlar. Mesela ben de bunun için başvuruda bulundum hani kurs vermek anlamında. Bunlar tamam. Evet, kursu veriyorsunuz ama ne derecede? Sürdürülebilirlik çok önemli değil mi? Sürdürülebilir. Yani eğittiğiniz öğrencilerin onların günlük hayatında, yaşamında bunları icra etmesi gerekiyor. Tabii. Verilen eğitimlerin de boşa gitmemesi gerekiyor. Aynen. Amacımız bu zaten. Yani halk eğitimlerde işte destek merkezlerinde, gençlik merkezlerinde olanlar da hani hocalarımız ellerine sağlık, yüreklerine sağlık eğitimlerini veriyorlar ama onun takibini yapmak lazım. Yani. O gençlere bir yön vermek lazım ve yol açmak lazım. Bu nedenle biraz daha eğer profesyonel üniversite anlamında her üniversitesi bünyesinde inşallah yani bunu talep ediyoruz. Buradan talebimizi biz bulalım. Evet. Hani derler ya isteyenin bir yüzü diye. Evet. Yani hakikaten bir kimsenin yüzünü kara etmek istemiyoruz ama öyle. Bunu istiyoruz. Evet. Bu insani bir talep zaten. Evet. Hani böyle bir bölümün açılması eminim ki Urfa'da yaşayan birçok gencin, yetişkinin hatta bahsettiğiniz gibi bunun yaşı olmaz. Herkesin isteyebileceği bir şey. Peki Mahmut Bey. Daha doğrusu İslim Hanım'a da sorayım. Evet. Çünkü sadece bana yollaşmayın. Yapmış olmayalım. Evet. İslim Hanım. Pozitif ayrımcılık yapabilirsiniz. Söyleyeyim onu. Yok. Biz her zaman beraberiz. Yani ne siz bizden olabilirsiniz biz siz ne biz sizin siz olabiliriz. Kesinlikle. Mümkün değil. Kadın erkek aynı zamanda aynı yerde beraber bence iş yapmalı. Aynen. Beraber desteklenmeli diye düşünüyorum. Ama tabii ki yine bir artı. Kadına pozitif ayrımcılık yapalım. Ben hakkımdan feragat ediyorum. Evet. Söyleyeyim ya. İslim Hanım. Tabii ki hani oyunlarınız, işte şehri hayat mı dediniz? Seyri hayat. Tiyatrosu, evet. Seyri hayat, işte belediyenin işleri. Evet. Bunların yanında bir proje geldi diyelim. Hiç sizin kişiliğinize uymayan ve oynamanız gereken bir rol. Örneğin nasıl diyelim bir katil rolü veyahut da işte hani bir kötü bir ruhlu bir insan. Hani... Diyorsunuz evet. Ya ruhunuzu katıyorsunuz işte hani ona konsantre oluyorsunuz ama bence bir insan ne kadar kötü olabilir diye düşünüyorum da. Yani olabilir misiniz evet. O kadar kötü? Olabilirim. Çok mutlu olurum. Hatta ben çok istiyorum yani tamamen bana zıt karakterleri oynamayı. Çok seviyorum. Yani katil rolünü hiç oynamadım. Oynamak isterim. Allah katil etmesin de yani ben hani rolün zorluğundan bahsediyordum. Evet. Hani böyle roller geldiği zaman... nasıl karşılıyorsunuz? Siz de demek ki yanlış kişiye sormuşum. Nasıl karşılıyorsunuz? Şöyle, yani zor mudur diye soracaktım ama sizin için kolay. Çok zor. Hayır kolay değil. Kesinlikle kolay değil. Onun bir hazırlık ama şöyle sana. Şimdi tiyatroyu içinize sindirdiğiniz zaman her rolü yapmak istiyorsunuz. Ben bu rolü de yapabilir miyim acaba? Gerçek bir katil gibi kendimi seyirciler benden nefret edebilir mi? Nefret ettirmeye çalışıyorsunuz çünkü katil rolünde. Amaç bu yani. Ben oyuncuysam eğer benden nefret de edebilmelerini sağlamalıyım. Mesela ölü rolü vardı bir tane. Bir oyunda ölü rolündeydim. En zor roldü benim için. Konuşmuyorsunuz, gözünüz kapalı, hareketsizsiniz. Çok zor bir roldü bu. Bence oyuncuların istemediği bir roldür değil mi? Kesinlikle. Çünkü öldükten sonra oyuna da geri dönemiyorsunuz. Onun başına ben bıraktım o oyunu. İstemiyordu. Hayır, öldükten sonra oyuna geri de dönemiyorsunuz. Hayır direkt sahnedeyim. Ölü ve sahnede. Kaldırıyorlar, götürüyorlar evet. Dolaba, çıkarıyorlar falan. Çok zor bir rol. Ha, yani o zaman oyun boyunca o ölü orada ölü kaldı. Evet.
Aa, o farklı bir şey olmuş. Evet. Peki Mahmut Bey, siz olsanız mesela gelen projeleri daha doğrusu şöyle değerlendiriyor musunuz? Hani bu biraz daha bizi aşar veya bu biraz daha bizim alanımızın dışına çıkar, ruhumuzu yansıtamayız dediğiniz projeler oluyor mu? Oluyordur muhakkak ama ben dürüst davranmak istiyorum. Yani daha çok kendimi yakın hissettiğim rolleri almayı tercih ediyorum. Çünkü daha iyi yapabildiğiniz sürece ve karşınızdakine bunu etkili bir şekilde geçirebildiğiniz sürece etkili olduğunu düşünüyorum. Karşınızdakine mesaj vermekse bunu sevdiğiniz, benimsediğiniz, bu bir meslek grubu olabilir ya da bir tip olabilir mesela, atıyorum cimri bir adamı oynamanız istenebilir ya da dediği gibi katil olabilir. Ben katil rolünü oynamak istemem mesela. Ha, gelirse oynar mıyım? Oynarım. Ama içime sinerek mi oynarım? Soru işareti. Biraz daha yani düşünürsünüz. Yakın bulduğunuz şeyi oynamak istersiniz. Ben de yakın bulduğum şeyi oynamayı isteyenlerdenim diyelim. Peki. Böyle söylemesine karşın başarılı da aslında bu konuda. Mesela çok kötü bir rol vardı Mahmut Bey'in üzerine kalan, sarhoş rolü. Sarhoş bunun ne kadar kötü olduğunu anlatabilmek adına o rolü oynamıştı. Çok ilginç bir şey oldu. Şimdi neydi? Sizi oyuna getirdik, evet, evet, diye bir oyunda. Evet. Sarhoş rolünü oynuyorum. Bir tane yaşlı çift var, bankta oturuyorlar. Ben artık kendimi nasıl kaybettiysem ben de hatırlamıyorum. Gittim oynadım, bir ara baktım ki rol arkadaşlarım diyor ki gerçek gibi ya. Sahnedeyiz. Yani evet. Demek iyi. Dedim tamam abi, yani, doğru yaparsın. Yani ruhunuzu iyice ona kaptırıyorsunuz. Hiç sevmediğim evet bir roldür ama. Peki Mahmut Bey, Urfalısınız. Evet, Urfalıyız ikimiz de. Tabii ki hani Şanlıurfa kadim bir şehir. Evet. Kesinlikle. Ve 12 bin yıllık bir şehre evet sahibiz. Artı ben her programda da diyorum. Yani bizde dünyada olmayanlar var her zaman. İşte müzemiz, Göbekli Tepe'miz, Halil Rahman'ımız, Ceylanlarımız, Karacadağ, işte Karacadağ tabii ki kayak merkezi her yerde var ama bizde de hani olmaz diye, hani Türkiye'nin en sıcak iliyiz. Kayak anlamında nasıl falan diyorlar. Evet. Halfeti Karagül'ümüz, lavanta tarlalarımız. Evet. Evet, o da başladı. Çok güzel. Turizmde çeşitlilik var aslında. Hatta bugün ve dün bununla ilgili bir çalışma vardı. Daha doğrusu forum vardı. Bugün katılamadık biz dün. Evet, yani evet, vardı. Evet. Dünden başlamıştı. Bugün de bir gezi falan canlandırabiliriz. Evet. Artı tabii ki işte yani kaplıca, termal. Evet, tabii Karahali diye. Tabii yani aslında turizm dediğiniz gibi çeşitli turizmlere sahibiz. Bunu değerlendirmek mi adına siz bir Şanlıurfa olarak, tiyatro ekibi olarak Şanlıurfa ile ilgili oyunlar düşünüyor musunuz? Tanıtımla ilgili mesela bir Göbeklitepe'de çekim yapar mısınız? Oynar mısınız? Veya işte gidip mesela bir Karahali'de yapar mısınız? Hani sıcak su, insanlar orada çok rahatlıyor. Çok güzel bir ortam. Evet. Yani bunları hiç düşündünüz mü? Düşündük. Veyahut da işte Hazreti Eyüp Peygamberimizin sabrı. Yani bunları işletseniz, bunlar da çok önemli değerlerimiz. Naçizane ben bunları işlemenizi isterim, arzu ederim. Aynen. Tabii ki ekran başında izleyen izleyicilerimiz de eminim bunları evet dile getirmişlerdir. Abi formatımız tabii ki sadece Şanlıurfa değil ama evet, tüm Türkiye, tüm dünyayla tüm konuları ele alıyoruz burada. Fakat bugün biraz Şanlıurfalı olarak Şanlıurfa'dan program yapıyoruz. Güneydoğu evet ekranlarında. Tabii ki bizim Güneydoğu tüm yayın ekibimiz gerçekten gençlerimizi destekliyor. Her konuda, her alanda yanlarında oluyor. Bu da bizim artımız. Tabii ki. Yani yerel medyalarımız her zaman halkının yanında olduğu zaman, desteklediği zaman çok daha kuvvetleniyor. Onun için buradan hakikaten Güneydoğu Televizyonu'na da teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Hem bizi çağırıp tiyatro anlamında. Bizler de onların sayesinde sizleri tabii konuk edebiliyoruz. Tabii bizleri ki imkan tanıdıkları için. Tabii ki. Evet. Yani Mertcan işte Urfa'nın ilklerindendir aynı zamanda evet Güneydoğu tabii, TV. Tabii Urfa'nın ilk yerel televizyonu. Yani. Evet, bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konuda biraz hani amiyane bir tabir mi kullanayım bilmiyorum ki. Biraz arz talep meselesi oluyor burada. Şimdi bu işleri yaparken siz de takdir edersiniz ki bir sponsorluk, bir bütçe gerekiyor. Tabii atıyorum ki bir dekordur, evet, bir salondur ya da bunlarla ilgili sizden bir talep, bir şey talep edildiği zaman sağlıklı anlamda cevap verebilmeniz için bir kendinizi donanımlı ve yanınızdaki demirbaşların sağlam olması tabii gerekiyor. Tabii kostümleriniz ne yani olması kostüm lazım? Kostümler çok pahalılar ayrıca. Biz kendi söylemek istiyorum. Biliyorum yani çok pahalı olduklarını. Aynen. Biz kendi çapımızda bir iki sene önceydi zannedersin.
Mehmet Özdemir diye bir arkadaşımız var. Güzel bir şey düşündü. Dedi ki biz 11 Nisan'la ilgili bir tane dedi şey çekelim. Belgesel tarzında bir şey. Çok hoşumuza gitti. Evet. Gittik işte kostüm bulduk. Çanakkale kostümlerinden derleme yaptık. Çektik, güzel de bir şey oldu ama eksiklerimiz vardı, teknik eksiklerimiz vardı. Yani bunları karşılayacak bir merci de bulamadık. Hani bir sponsorumuz olsaydı biraz daha gerçekçi, HD anlamında yapabilirdik. Yaptık ama içimizde sindi mi? Evet, biz her şeyimizi koyduk. Oyunculuğumuzu biraz özverili de davrandık. Dediğim gibi bu iş biraz arz ve talep meselesine tabii ki, geliyor. Evet. Yani sponsor bulduğunuz sürece. Ama ya da istemek de önemli. Tabii. Eğer siz isterseniz eminim ki yani ne kadar kapı çalarsanız çalın mutlaka bir tanesi bir size. Bir çalmaktan bıkmadık. Yani bıkmayın da bence. Kesinlikle. Çok gençsiniz. Kapıları çalın. Aynen. Mutlaka imkanlar dahilinde. Eminim aynen ki herkes sizin elinizden yani sponsor olmak ister, yardım etmek ister ama herkes imkanları dahilinde. Tabii. Çünkü herkesin bir belirlenmiş bir bütçesi vardır, bir kısıtlanmış. Tabii. Bu nedenle tabii ki imkanları zorlayarak şimdi kurumsallaşa size yardım eli uzatan olacaktır. Kurumsallaşamadığınız sürece bu sıkıntılar olacaktır. Tabii ki. Ama bir kurumsal bir tiyatro olarak düşünseniz, özel tiyatro kendi kendini finanse ettiği sürece daha öne açıktır. Tabii ki. Ve evet, ufku geniştir. Mesela bahsettiğiniz şeyler evet, tarihi, turistik güzelliklerimiz, milli duygularımız, aklınıza ne gelirse ufkunuzun geniş olması biraz şartlara bağlı. Hani bir tabir vardır. Derler ya, su çekildiği zaman karıncalar balıkları yer. Yağmur yağdığında, su yükseldiğinde balıklar karıncaları yer. İşte bu durumu belirleyen de şartlar maalesef. Evet tamam. Şartlar yani, olduğu sürece şöyle bir şey diyebilir miyiz? Tabii ki şartlar dediğiniz gibi çok doğru. Hı hı. Ama siz de şartları zorlayacaksınız. Eğer muhakkak bir memleketin gelişmesine katkı sağlayacaksanız, bir birey dahi olsanız elinizi taşın altına koyacaksınız. Zaten kesinlikle o yüzden buradayız. Tabii ki yani zaten siz buradasınız ama bundan fazlasını da sizden bekleyeceklerdir. Aynen. Çünkü her zaman yaptığınızdan bir tık üstüne çıkmak zorundasınız. Aynen. Bu nedenle eminim bunu da yapacağınıza inanıyorum. İyi yapacağız. Yani bir nasıl olur? İşte bir grup olur, Urfa'ya gelir, Urfa'ya tanıtımını yaparsınız, işte Göbektepe'ye götürürsünüz. Yani aynen, bu şekilde bir tanıtım şeklinde döndürebilirsiniz. İyi yaparız onu. Hasan Ocakoğlu'nu tanırsınız. Tabii çok iyi tanırım. Çok sevdiğim bir tiyatro hocamız. İsim aynı de, zamanda sevindim. Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro aynen, harika hocası. Harika işler yapıyorlar bu arada. Müthiş derecede hakikaten onu da tebrik ediyoruz. Onun biz da de ekibi çok güzel. Çok harika işler sizden yapıyoruz. Hep beraber çalışıyorsunuz biliyorum. Yani paslaşıyoruz arada. Destekliyoruz da birbirimizi. Hani aramızda bir rekabet falan yok sağ olsun. Peki kostüm alışveriş yapıyor musunuz? Aynen ben. Hatta çok güzel. Tam onu söyleyeyim. Kostüm istedim bir ara. Sağ olsun hemen gönderdi. Ve oyunumuzu oynadık. Demin dedim ya hani izliyorum, öğreniyorum oyununda. Bir kavuk lazımdı bize. Bir de kürk. Hemen istedik sağ olsun bize gönderdi. Oynadık. Sonrasında yerledik. Destekliyor bizi gerçekten. Yani onlar teşekkür harika ediyoruz. Hasan Bey öyledir. Hakikaten yok, teşekkür ediyoruz. Bir de çok mütevazi. Buradan selam olsun Hasan Ocakoğlu'na ve Büyükşehir Belediyesi oyuncularına. Recep Genç kardeşimiz var mesela şimdi. O da çocuk oyununun başına getirildi. O da harika şeyler yapıyor. Ben her hafta sonu mesela İki tane büyük kızım var. Ellerinden ve tutup götürüyorum. Yani Hasan Ocakoğlu'nu buradan hani çok abartmış olmayacağım. Yok. Direkt söyleyeceğim. Ne zaman oyunu sergilense tıklım tıklım gençler evet, kesinlikle. Yani kapının önünde bile duruyorlar. O kadar ayakta evet, seyrediyorlar. İşte bu bizim istediğimiz şey bu. Tiyatroyu hakikaten bir yere tiyatroya getirmek. Hakikaten tiyatroya bu sevgi müthiş yani. Ben çok mutlu oluyorum. İnşallah bunun devamı gelir. Daha da güzel işler İnşallah yapılır. Şimdi bir de stand-up'a başladı. Evet. Onu gidemedim yapıyor. Daha gideceğim evet. Yok var 23'ünde herhalde zannedersem var. Birbirimizi destekliyoruz. Tiyatro öyle alanında. Zaten. Yok çok güzel bir şey öyle bu. Olun. Hani bazıları beklese de bu adamlar çatışsa diye ama yok elhamdülillah. Hayır hiç. Bir de çok mütevazi bir herkes arkadaşımız, kendi işini kardeşimiz yapar. Bizden de öncedir hani. Hakikaten kesinlikle yani 20 yıla yakın bir şeyi vardır. Tiyatro geçmişi vardır. Evet. Belki daha fazladır. Evet. Abi bizler de hani yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz diyelim. Evet İslam Hanım. Tabii ki süre bitirdik tamamladık. Nasıl geçtiğini bilemediniz. Aynen. Son cümlelerinizi hemen şöyle bir saniyelik alalım. Çünkü süremizi tamamlamış oluyoruz. Bizi çağırdığınız için çok, çok teşekkür ediyorum öncelikle bütün yayın ekibinize. Bunun haricinde tiyatronun Urfa'da gelişmesini istiyorum. Çok güzel bir konuya değindiniz. Urfa'da konservatuvar tiyatro bölümüne ihtiyacımız var. Sahne sanatları. Evet sahne sanatlarına ve bu olursa çok daha güzel ilerleyebilecek. Çünkü her birimiz farklı işler yapıyoruz. Evet.
Tekrar teşekkür ediyorum. Farklı farklı işler. Bizi davet ettiğiniz için. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Yansıttığınız duygularınızı bitmemesi temennisiyle. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hakikaten buraya bizi ağırladığınız için. Burada en azından derdimizi anlatma fırsatımız oldu. Tiyatro hakikaten çok önemli bir konu. Demin İslam arkadaşımız dedi ya, Molière'in bir talimi var. Tanımı var daha doğrusu. İnsanı insana, insanca ve insanla anlatma sanatı tiyatro. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ben şunu anlatmak istiyorum kısa. Biz Seyri Hayat grubumuzun ismi. Hani ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa Facebook'tan ya da Instagram'dan Seyri Hayat yazmaları yeterlidir. Çünkü izlemek biz, için tabii. Tabii izlemek için, ekibi genişletmek için, daha katılmak iyi, için. Daha çeşitli şeyler yapmak için. Katılmak isteyenler için. Katılmak isteyen olursa bu anlamda her türlü desteği elimizden geldiği kadar vermeye çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Hakikaten güzel bir sohbet oldu. Fark etmedim ne zaman evet, bitti diye. Biz de size teşekkür ediyoruz. Eminim ki bu akşam ekranları başında izleyenler keyifli bir program izlemişlerdir. İnşallah enerjimizi aktarabilmişizdir. Etkili ve yetkili tüm merciler bu mesajı almışlardır. Ve bu mesajın sonunda temennimiz Şanlıurfa'ya bir tiyatro. Konservatuvar. Konservatuvar alanında açılmasını talep ediyoruz. Yani bu, hakikaten konservatuvarımız var, tiyatro bölümümüz yok. Evet, sahne sanatlarımız tiyatro yok. Ve sahne sanatları sahne sanatlarımız yok. Evet, inşallah temennimiz bunda olmaz. İnşallah. Evet, İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, sayın seyirciler, bu akşamki programımızın yine sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya görüşmek üzere, herkese iyi akşamlar diliyorum.